Merhabalar arkadaşlar. Bundan önceki videomuzda masonluğun ne olduğunu, masonluk ve gizlilik ilişkisini anlatmıştım. Dilerseniz sağ üst köşeye ve açıklama kısmında ilk videonun linkini bulabilirsiniz. Bu videoda da en çok merak edilen konu olan nasıl mason olunabileceğini ve mason olmak isteyen kişilerde aranan nitelikleri sizlere anlatacağım. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Sormak istediğiniz soruları da bu videonun altına yorum kısmına yazabilirsiniz. Öyleyse videomuza başlayalım. Nasıl mason olunur ve masonluğa girmek çok zor mudur? Masonluk niteliği gereği üyelerini özenle seçerek alan bir kurumdur. Bu nedenle masonluğa girmenin çok zor olduğu düşünülebilir. Fakat öyle olursa çevremizde pek az sayıda mason var demektir. Aksine çevremizde epeyce mason varsa bu kez de masonluğa girmenin hiç de zor olmadığını düşünmemiz gerekir. İşin doğrusu masonluğa girmenin zor ya da kolay olarak nitelendirilmesinin yanlış olduğudur. Mason olabilmek için gereken bireysel nitelikleri olan ve isteyen her kişi masonluğa girebilir. Masonluğa alınacak kişilerde ne gibi nitelikler aranır? Bir mason kuruluşuna üye olmak isteyen kişinin her şeyden önce bu konuda herhangi bir baskıya ya da zorlama altında olmaması gerekir. Aday, salt kendi özgür isteğiyle mason olmayı istemelidir. Her mason örgüsünün tüzüklerinde localara üye olarak alınabilecek kişilerin ne gibi nitelikler taşımaları gerektiği belirtilmiştir. Bu zorunlu nitelikler hem ilgili mason derneğinin bulunduğu ülkenin yasaları hem de ilgili büyük locanın benimsediği masonluk anlayışı uyarınca bir diğer mason örgütünün öngördüğü koşullardan yer yer bir takım farklılıklar gösterebilir. Bununla birlikte bir mason adayında aranan temel nitelikler şöyle sıralanabilir. Ergin yaşta yani 21 yaşını tamamlamış ve özgür insan olması. Uygar haklara sahip bir kişi olması. Masonun öğretimini anlayabilecek düzeyde yeterli eğitim ve öğrenim görmüş bulunması. Loca çalışmalarına katılmasını engelleyebilecek türde önemli bir hastalığı, bir ruhsal ya da sinirsel rahatsızlığı ya da bedensel sakatlığı olmaması. Derneğe giriş ödentisini, sonra yıllık ödentileri sıkıntı çekmeden karşılayabilecek yeterli ekonomik gücünün bulunması. Üyesi olacağı locada toplantılara düzenli bir şekilde katılma olanağı bulunması. Masonluğun ilkelerine, çalışma kurallarına ve yöntemlerine, ilgili derneğin tüzüklerine, locaların ve yetkili organların kararlarına uymayı kabul etmesi. Kadınların mason olamayacaklarını öngören mason örgütlerinde erkek olmak bu niteliklerin en başında gelir. Her masonun belirli bir dinsel inancının olmasını zorunlu gören örgütlerde de bu niteliklere inanç koşulu eklenir. Peki gerekli niteliklere sahip herkes mason olabilir mi? Masonluğun çok eskiden kalma geleneklerinden biri uyarınca, bir kişinin yalnızca mason sıfatını almasının düşünülmesiyle yetinilmez. Mason olacak kişinin masonluğun amaçları doğrultusunda ilkeleriyle uyumlu bir şekilde gelişip ilerleme yeteneği göstermesi de öngörülür. Dolayısıyla belirtilmiş olan nitelikler masonluğa girebilmek için gerekli sayılır ama yeterli değildir. Masonluğa girecek bir adayın bir takım töresel niteliklere de sahip olması gerekir. Fakat bu nitelikler bir mason derneğinin tüzüklerinde ayrıntılı bir biçimde yazılı olarak bulunamaz. Çünkü bunlar kişilerin değer yargılarına bağlı niteliklerdir. Bir mason adayının masonluğa kabul edilip edilmemesine karar veren loca üyeleri bunları gerek masonluktaki deneyimleri gerekse kendi görüş ve eğilimleri uyarınca göz önünde tutarlar. Masonluğa girmek isteyen fakat hiçbir tanıdığı bulunmayan bir kişi ne yapar? Masonluğa girmek isteyenin çevresinde genellikle mason olan bir kişi vardır ama o tanıdıkları arasında kimlerin mason olduğunu bilmemektedir. Bu konuda onlara soru da yöneltemeyeceği için bu durum bir çıkmazdır. Bununla birlikte günümüzün olanakları masonluğa girmek isteyen bir kişinin mutlaka önceden tanıdığı masonların bulunmasını zorunlu tutmakta değildir. Bunu içtenlikle isteyen kişi mason derneklerinin adreslerini bulabilir. Yürekli ise gidip kapıyı çalar, önce beni tanıyın uygun bulursanız önerirsiniz diyebilir. İnternet aracılığıyla iletişim sağlayıp dileğini iletebilir. İyi niyetli olduğu anlaşılırsa gerekli tanışmalar sağlanır. Peki önerilen herkes kabul edilir mi? Öneri ilgili locanın toplantılarının birinde gündeme alınarak görüşülür. Kimi zaman bundan önce aday hakkında bir ön soruşturma da yapılır. Öneri uygun bulunursa adaydan masonluğa girmek istediğini belirten bir başvuru dilekçesi alınır. Adayın masonluğa girme başvurusu da yine aynı locanın gündemine alınarak üzerine görüşülür ve oylama yapılır. Kabul edilmeyebilir. Kabul edilirse locanın bağlı olduğu büyük locanın tüzükleri uyarınca yürütülmesi gereken bir takım yönetsel işlemler vardır. Örneğin adayın kimlik bilgileri askıya çıkarılır. Hiçbir itiraz yapılmazsa aday hakkında soruşturma, tahkikat yapılır. Bunun için adayı tanımayan birkaç mason görevlendirilir.
Bu kişinin aday hakkında verecekleri raporlar da lojanın gündemine alınarak görüşülür. Tüm bu aşamalar boyunca işlemlerin ertelenmesi ya da adayın başvurunun geri çevrilmesi söz konusu olabilir. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomuzun başında da belirttiğim gibi masonluk ile ilgili hazırladığımız ilk videomuza aşağıdaki linkten ya da ekranda çıkan videoya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Sağlıkla kalın, esen kalın.